Merhaba Rıfat, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın, neler yapıyorsun? Valla gördüğünüz, ben gayet iyiyim, gördüğünüz üzere bir ses düzeyi çiğnenin ortamındasınız, ne derler, düzeninin. Podcast yapıyorum, yani podcast üzerine daha çok çalışıyoruz. Bir her girelik sorularda biraz daha detaylandırırız diye düşünüyorum. Tamamdır. Öncelikle hayırlı olsun, güzel ortam. Dileriz ki bu ofiste çok güzel içerikler çıkartıyor olursun. Öncelikle kendinden biraz bahseder misin bilmeyenler için? Rıfat Özcan kimdir, neler yapar, nelerle uğraşır? Ben Rıfat Özcan, yani biraz benim okul maceram biraz maceralı. Yani öyle söyleyeyim, ben bir 5 okul bıraktım. Bir 5 okul bıraktıktan sonra şimdiki işte İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada da işte böyle biraz şey yapmak istedim böyle, yani o 5 okulun biraz acısını çıkarmak istediğim gibi bir şey oldu. Yani oradan da işte Anadolu'nun gazetecilik, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çift anadan sosyolojileri yan dal yaptım. Tam mezun olacağım sene, geçen sene, yani bir 3 ay kalmıştı. Tam o arada ben Ocak'tan beri bir podcast programı yapma hazırlığındaydım. İşte Politikest'te hazırlıyordum. Tam ben böyle Politikest'in her şeyini hazırladım. İşte programın adını, formatını, konuklarımı hepsini ayarladım. Tam ben programı duyurdum. O hafta şey oldu, Türkiye'de koronanın ilk vakası açıklandı falan böyle, ona denk geldi. Normalde ben ayda bir ya da iki tane podcast yapmayı planlıyordum. Ya herkes evde, ben evdeyim, böyle her gün podcast yapmaya başladım. O ilk 3-4 ay herkesin çok korkmuştu. Benimki çok iyiydi mesela. İnanılmaz güzel geçti o süreçlerde. Şimdi bir podcast network'ü kurduk ve bir Türkiye'de bir ilk global podcast uygulamasını yapmak istiyoruz. Kısaca böyle bahsedeyim, daha da detaylandırırız ne dediğim gibi. Tamam, çok teşekkür ederim. Bunun sonrasında aslında ben hemen Politikest'e giriş yapalım isterim ama ben öncelikle şunu merak ediyorum. Çünkü Politikest'in her bir bölümüne bakanlar bunun çok sağlam bir arka planı olduğunu bence görebilirler. Hem konukların hem senin değindiğin konular, seçtiğin konu başlıkları. Bu yüzden birazcık o öğrenim hayatına girelim istiyorum. Birincisi neden 5 okul? İkincisi de girmişken artık çift anadal, yan dal hepsini görüyoruz. Birazcık o serüvenden bahseder misin? Yani şeye biraz nasıl diyeyim böyle, ya ben mesela liseden sonra da biraz ara verdim. Hemen şeye giremedim, üniversiteye giremedim, yani çalışmak zorundaydım falan böyle. Sonrasında da böyle, ya ben bu arada lisede falan hayatımda inanılmaz ben başarısız bir öğrenciydim. Yani hiç böyle zar zor işte okulu geçerdim falan. Hatta ortaokulda ya da ilkokulda hatırlıyorum, babam gelip pazarlık yapardı beni geçirmeleri için falan böyle. En azından onu bile hatırlıyorum böyle. Sonrasında işte böyle ben şeyi fark ettim, yani okumazsam, yani bir şeyler yapmazsam ben yani mutlu olmayacağım. Yani 50 yaşıma gelsem, 60 yaşıma gelsem mutsuz olacağım, onu fark ettim. Ve oturdum ben bir sene boyunca Ağustos'tan Haziran'a kadar hiçbir gün ara vermeden 13-15 saat ders çalıştım böyle ben. Mesela 15 tane matematik kitabı bitirdim, 15 tane mat birden netim vardı. O kadar kötüydü işte benim şeyim mesela, matematiğim yani. Ama orada çok güzel böyle bin gibi böyle bin civarında bir şeye girdim. Ne derler, sözelden dereceye girdim. Sonra yanlış tercih yaptım. Yanlış tercih yaptığım için böyle ailemden gizli olarak sonra işte okullar bıraktım. Mesela ben İstanbul Üniversitesi'nde başladığımda ailem beni işte 3. okuluma kadar biliyorlardı. Oradan mezun olacağımı sanarken ben yeni okula başladım. Öyle bir şey oldu. Sonra işte bir 7-8 evet, bir 7-8 saat işte. Ben bir de tam şeyde öğrendiler, ne derler. Yani tam vize sınavları var, vize sınavlarının öncesinde öğrendiler. Ben de işte vizeden sonra gelip konuşacağız dedim. Konuştuk, ikna ettim babama. Öyle oldu. Sonrasında ben zaten şey, benim hep hayalim siyasaldı. Siyasal okumaktı. Ben hep hatta Ankara siyasaldı. Böyle onu okumak istiyordum. Ama mat 2 yapamıyordum. Böyle küçük bir şey vardı. Ne oldu? İşte sistemi böyle biraz arkasından dolandım. Bizim İletişim Fakültesi de güzeldi. Mesela ben orayı aslında 3 senede bitirdim. Ama şeydi yani, yani 2-3 tane hoca dışında çok da böyle yeterli şey yoktu. Donanımlı hoca yoktu. Ben işte siyasala ve sosyolojiye gidince üniversiteyi hissettim. Evet, üniversite burası falan dedim böyle. Ve orada inanılmaz şekilde şu an şey, bir bakış açısı kazandırdı bana. Mesela bu işte Politikest'te yaptığımız, bu yaptığımız programlar hepsini bence oranın background'uyla ben yapıyorum. Bir şekilde böyle o bakış açımı fazlasıyla genişletti. Buna da bu şekilde cevap vereyim. Ya zaten o gerçekten bakış açını çok genişlettiğini akademik olarak fazlasıyla hissedilebiliyor podcastlerine. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Ama bunun haricinde şunu merak ediyorum. Yani bugün belki işte hem çift ana dal hem yan dal yapmadan da birisi bu tür bir podcast çekmeye başlayabilir pek tabii. Tabii ki. Bunun o yüzden şu noktasını merak ediyorum. Aslında her akademide olan insan da bir nevi dışarıdan da çok fazla şeyden besleniyor. Sen neler
nelerden beslendi? Özellikle de podcastlerinde bahsettiğim konular üzerinden bakacak olursak medya, siyaset, sosyoloji gibi alanlarda nerelerden beslendin, kendini nasıl geliştirdin ve bunu dinleyen potansiyel bir gence de nerelerden beslenmesini önerirsin? Yani ben bir kere mesela bu alanları okuyan insanlar bir kere şeydir yani. Yani mesela nedir işte mühendislik okur adam ya da işte kadın tıp okur bellidir yani. Zaten çok böyle derdi olmayabilir Türkiye ile, dünya ile. Yani biz bir şekilde böyle hem Türkiye'de hem dünyada biraz daha böyle bir şeyleri nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl bir şeyleri değiştirebiliriz? Biz aslında nasıl değiştiririz? Hatta kendimizi merkeze alarak kendimiz etrafında neleri değiştirebiliriz diye böyle düşünen insanlar olduğumuz için ondan dolayı bir kere bu alanları okuduk ve ben ana kaynaklarım genelde yani sosyoloji ve siyaset ve sosyoloji ve burada mesela yan dalı olmasına rağmen benim için ne derler yani üçüncü aşamada kalıyormuş gibi olsa da benim kafamda birinci aşamada çünkü yani mesela ben o dersler arasında giderken o şey çok güzeldi, o dönem çok güzeldi, ben 16-17 ders alıyordum böyle işte biliyor musun bilmiyorum ama İstanbul Sosyoloji İşte en başta, ortasında tam iletişim var, işte ana kampüste şey var, siyasal var, böyle üçgen gibi işte oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya, o dersten aldığım başka derse sapmak falan çok tatlıydı böyle. Yani ve aynı konuyu farklı farklı hocalar farklı şekilde anlatıyorlar. İşte iletişim de çok başka bir şekilde anlatıyor, evet. Sosyoloji bambaşka bir şey anlatıyor ve siyasette bambaşka ama bunu hep bağlantılandıran sosyoloji de benim için. İkisi arasındaki bağlantıyı şey yapıp, toplumsal arka planı verip, neyi neden olduğunu verip, O şekilde bağlantılandırıyordu. O benim için çok değerliydi. Medya konusunda da yani ben işte şeylere çok yani bugün işte birkaç tane böyle yapı var. Onlara kesinlikle insanların takip etmelerini, iletişim fakültesinden daha fazla iyi eğitim alabileceklerini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Mesela işte İstanbul Üniversitesi sonuçta ya benim okulum kötülemek istemiyorum ama yani ilk Türkiye'nin ilk iletişim fakültesi ama yetersiz bir eğitim veriyor. Yani işte ben bir ara işte hatta şurada vardı. Anadolu Ajansı'nın muhabir kitabı var şurada mesela. Onun ilk 100 sayfası İletişim Fakültesi'ndeki 4 yıldaki tüm eğitimleri kapsıyor. Öyle söyleyeyim. Yani 100 sayfası fazlası değil. Yani bu kadar. Şey, tabii ki tüm hocalarıma haksızlık etmek istemiyorum. Onun için dışarıda bazı eğitim kurumları ve eğitim yapıları var. Onları kesinlikle yani medya alanında bir şey yapmak isteyenler oraları takip edebilirler. Bir mesela NIRSLAB Turkey diye bir internet sitesi var. Biliyor musunuz bilmiyorum belki denk gelmişsinizdir. Çok güzel. Habercilik alanında da çok güzel işler yapıyorlar. Bitti yani. Mesela çok, çok güzel. Bu ne yapılır? Ne nasıl yapılır? Ne nedir? Tüm teknik araçlar. Podcast nedir? Podcast'inize işte atıyorum bulmak için. Ne bulmak için? İşte telifsiz müzik nasıl bulunur? Gibi eğitimleri nelerdir? Ya yani podcast üzerinde konuştuğum için söylüyorum. Bunun gibi birçok dijital medyadaki tüm detayları Türkçe olarak size sunuyor. Bu inanılmaz bir kaynak bence ve Sarkan Hoca var orada. Sarkan Hoca ile de biz tanışıyoruz. Sarkan Hoca inanılmaz bir iş yapıyor orada ve yani Türkiye üstü bir şey yapıyor bence. Bir ikincisi Türkiye Gazeteciler Sendikası mı? TGS'nin evet. Akademisi işte. Aynen. Düzenli olarak eğitimler yapıyor. Aynen. Onlar düzenli olarak özellikle bu online'de eğitimler yapıyor. İnanılmaz eğitimler yaptılar. Mesela ben şeyde ilk podcast eğitimini de ben oradan aldım. Ta 7 Şubat 2020'de ben orada mesela o zaman daha şeydi fiziksel alanda aldım. Bu iki kurum bence yani gazetecilik öğrencileri için çok şeyler, çok önemliler. Yani buraları özellikle medya alanında takip edenler fark yaratabilirler ama cidden beslenerek. Yani mesela ben 5-6 yıl önce aslında yani TGS'nin işte başındaki Orhan Şener Hoca var, Sarkan Hoca var, Müslüm. Ben aslında 5-6 yıl önce Takadir Aslan'ın da işte yeni medya üzerinde şeyler yaparlar, eğitimler. Ben o zaman da katılıyordum böyle. Biraz da işte ilgi meselesi oradan buraya kadar geldi. Şimdi olayın bu arka planından birazcık daha bugün yaptığın noktalara doğru gelelim istiyorum aslında. Oldukça zaten yoğun bir akademik hayat yaşamışsın. Farklı farklı serüvenlerden geçmişsin. Bugün sen podcast'ına başlarken her bölümde diyorsun ki en yerel ve en küresel podcast dağı. Neden böyle bir tanımlamayı özellikle vurguluyorsun ve bunu nasıl yapmaya çalışıyorsun efendim? Yani şu an şimdi politik kes ayrı, podcast rap ayrı. Onun ayrımını politik kes benim kendi programım. Podcast rap bizim üst çatımız. Politik kes bu podcast rap'in içindeki herhangi bir program gibi. Ama politik kes podcast rap'ten önce vardı. Onun oluşturduğu etki alanı ile beraber ortaya çıkan bir yapı oldu. En yerel en küresel dememin nedeni yani hem Türkiye odaklı hem dünya odaklı olmak yani çünkü bu kaçırılıyor bence yani bu ya da yapılıyorsa da şey yapılmış olmak söylenmiş olmak için yapılıyor ama ben mesela işte dünyadan konuklar da alıyorum dünyada
dünyanın sorunlarına değen sorunları da ele alıyorum. Türkiye'deki sorunları da ele almaya çalışıyorum. Hatta yani bu podcast'ın hep macerası başladığı için podcast biraz yavaşladı. Ben çok daha fazla, çok daha yoğun konuklar, belki sadece podcast'ı yapıyor olsaydım 250 bölüm falan yapmıştım bence yani. Çünkü o şeyim vardı, o zihin haritalarını falan çıkarmıştım tek tek böyle. Hangi bir sürü seri fikri çıkarmıştım. Mesela o podcast için çıkardığım seri fikirleri şu an işte farklı farklı programlar yaptırıyoruz başka isimler üzerinden böyle. O da güzel oluyor. Şimdi aslında podcast'ın şeyi böyle. Podcast'ın rap'e gelince de en yerel, en küresel de bizim iki tane kategori, 10 kategori var ama iki tane kategori örnek vereyim. Mesela podcast'teki başlayan en yerel ve en küresel sloganı podcast rap'te nasıl hayat buluyor? Onu açıklayayım. Belki bu daha böyle şey olur. Gerçek bir cevap olabilir. Mesela işte birinci kategorimiz podcast'ın küresel. Burada her kıtadaki önemli bölge ve ülkelerin bölgeler üzerine programlar yapıyoruz. Tüm ülkeler değil tabii ki ama önemli bulduğumuz bölge ve ülkeler hakkında yapıyoruz. Mesela Avrupa'da örnek vereyim. Mesela İngiltere pot var, Fransa pot var, Almanya pot var, Brüksel pot var, Balkan pot var. İşte Orta Doğu'ya gelirim. Irak pot, İran pot, Lübnan pot, Filistin pot, İsrail pot var, işte Avrasya bülteni var, Çin pot var, ABD pot var, Latin pot var. Ki 5-10 tane daha genişleyeceğiz. Bir Fas pot var. 5-10 tane daha genişleyince biz tüm dünyadaki önemli bölge ve ülkelerin bilgileri Türkiye'ye taşıyor olacağız. Ve bu programı yapan insanlar ya bu alan üzerine yüksek lisans doktora yapan insanlar ya da bu ülkelerde yaşayan gazeteci ve akademisyenler. Direkt uzmanından ve Türkçe olarak biz bu bilgiyi alıyoruz. Bu küresel tarafı. Yerel tarafı ise benim şöyle bir hedefim var. 2 yıl içinde 81 ilden 81 yerel gazeteciye ulaşıp 10'ar dakikalık şehir bültenleri yaptırmak. Ve mesela Türkiye'de şu an podcast kelimesinin aratılmadığı 27 il var. Direkt bu 27 ilden başlamak. Ya da haber çölleri var. Doğu Anadolu işte Doğu Karadeniz falan filan böyle. Bu tarz daha çok haberin olmadığı yerlerden podcast'ı oralardan şey yapmak, daha da genişletmek. Dolayısıyla podcast'te böyle çok da böyle derin düşünmeden aslında en yerel ve en küresel şeyini koyarken onun burada bu şekilde hayat bulması ona neden oldu yani podcast'ın kendi içinde. Bunu bu şekilde söyleyebilirim yani. Aslında şeyden bahsettin ya, çok farklı farklı ayaklar var. İşte medya pot var, Balkan pot var, farklı farklı konular da geçiyorsun en genel ağınızda baktığımızda. Ve burada bu vurgu yapmak çok kıymetli ve ben baktığımda bunların pek çoğunda yine aslında genç isimler çekiyor gibi gördüm. Belki yanlışım vardır, kaçırdığım vardır ama burada özellikle şunu merak ediyorum. Biraz daha sana siyaset ölçeğinde soracağım ama bunu. Sen de Türkiye'de gençler siyaseti nasıl okuyor, nasıl yorumluyor ve kendilerini bunları yorumlarken, okurken gerçekten en yerel, en küresel bakış açısıyla bakabiliyorlar mı, özgür hissedebiliyorlar mı? Ya şöyle söyleyeyim, ya zaten mesela dediğin gibi evet o şeyin doğrultusunda genç insanlar var. 20-35 yaş aralığındaki insanlar ve bilerek 20-35 yaş aralığında tabii ki bir iki tane istisna var ama en baştan bunu yapmak istedim. 20-35 yaş aralığındaki insanlar olacaklar çünkü bu insanlar şey yani benim bir alt kuşağım, bir üst kuşağım bu insanlar ve bu insanlar çok nitelikliler, çok iyi alanlarına hakimler, dil biliyorlar, saha biliyorlar ama kendilerini ya benim de yaşadığım bir sıkıntıydı o. Onların da yaşadığını biliyordum. Bir mecra bulamıyorlardı. Şu X mecrasına giderlerse, şucu Y mecrasına giderlerse bucu oluyorlar. O zaman yenisini kuralım. Yani yeni bir kulübe giremiyorsan, işte öyle bir söz vardı. Yeni bir kulübe giremiyorsan yeni bir kulüp kur gibi. Yani o zaman biz yenisini kuralım. Aslında ben ilk başta yani bu fikirle yola çıkmadım ama sonrasında evren yer biraz da öyle oldu. Ve burada her insan, yani mesela bu özgür hissediyorlar mı ya da aslında biraz cevap. Mesela bu Türkiye'deki şu anki işte atıyorum o siyasi ekosistemi de, siyasi atmosferi de böyle aşacak şekilde bir şeyler yapmak istedim. Yani mesela bazı program yapanlar dahil, dışarıdan bazı insanlar bunu bazen şey yapıyorlar. Yani gereksiz bulabiliyorlar. Şey ama ben idealler dünyasında yaşamayı seviyorum şu an mesela. Benim için şey değil. Yani 70 yaşına gelince şey derim ya, yaptık olmadı falan. Ama şimdi yapmak istiyorum yani. Burada her görüşten insan var. Sağdan, soldan, liberalden, yani sosyalistinden herkes var. Ama belli bir ilkeler çerçevesinde insanlar kendi programlarını yapıyorlar ve bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Nedir işte atıyorum, kimseden tarafsız olmasını beklemiyoruz. Ama adil, dengeli ve saygılı olmalarını bekliyoruz. Doğru bilgi vermelerini bekliyoruz. Uzman bilgisi vermelerini bekliyoruz ve doğru bir üslupla bunu ifade etmelerini bekliyoruz. Yani bunun dışında yani bugün işte 90 tane podcasterımız var. İşte hepsini sorabilirsin. Kimsenin şeyine müdahale etmemişizdir yani. Neden içeriğine falan. Çünkü o ilk bir iki programları böyle işte ya şu şöyle mi olsa, bu böyle mi olsa. Yani sen tamamen tek bir konular. Sonrasında zaten o kişinin zaten kişiye güvenmişiz ki biz
program yaptırmaya karar vermişiz ya da o bize gelmiştir, aa evet olabilir demişizdir. Sonrasında devam etmiştir ve ondan sonra istediği konuda, istediği konukla, yani zaten şey bellidir. Yani biz uçlarda dolaşmayı seven insanlar değil. Çünkü bu da bir sıkıntı. Yani ya sonuna kadar savunacaksın ya sonuna kadar karşı çıkacaksın. Hayır efendim. Sen bu standa bu. Aynen. Olur. Ya ben bunu yapmayacağım. Bizi değerli kılan da bu olacaktır. Yani ben ona inanıyorum. Onun dışında da yani evet Türkiye'de şu an belki insanlar işte Twitter, yani herkes yaşıyor bence. İstisnasız 7'den 70'e Twitter'da bir şey yapmaya korkuyor. Başka yerde bir şeyler yazmaya korkuyor. Çünkü ya acaba başıma bir şey gelir mi? Ya başıma bir şey gelmese bile acaba işte bir yani işe girince bir önüme çıkar mı? Yani doğal, bu gayet insani şeyler bunlar böyle. Ama böyle o sivil alana gelince o yani o bürokrasiyle ya da herhangi bir şey düşünmediğimde böyle inanılmaz bir feraha erişiyorsun. Yani öyle, çünkü o ilişkileri, o ilişki ağlarını düşünmek zorunda kalmayınca beynin daha da özgürleşiyor. Öyle söyleyeyim. O bence iyi. Ama şu an Türkiye'de bir suskunluk sarmalı var. İşte suskunluk sarmalı diye bir kavram var. İşte bu temeli şudur. Yani atıyorum ortamda 100 kişi vardır. 70 kişi A der, 30 kişi B der. Ama 70 kişi A dediği için diğer 30 kişi de B der. Ve bunu bir de toplumda bunu olduğunu düşün. Ve bunu sen kitle iletişim araçlarıyla tekrar üretiyorsun. Tekrar üretiyorsun ve bunu toplumun farklı düşüncesi varsa bile bunu dile getirmemeye başlıyor. Ve şu an Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz. Yani özellikle muhafazakar dünya bunu yaşıyor. Yani onu söyleyebilirim. Ya ben onun üzerinde bir yazı yazmıştım. Yani suskunluk sarmalı ve muhafazakar dünya diye. Sonrasında da isimsiz olarak bir akademisyenden işte ve bunların hepsi daha önce AK Parti'ye oy vermiş. İşte bir akademisyen, şu an hükümete yakın çalışan bir gazeteci, işte sivil toplumcu, şeyci falan filan böyle 5 kişiden de görüş almıştım. Ve bunlar hatta AK Parti'de şu an görev alan bir genç gibi, hatta yönetiminde yer alan bir genç. Yani onlardan böyle görüş alarak da isimsiz olarak böyle bir yazıda yazmıştım böyle. Bu da şu an böyle bir durum. Yani ama burada ben kendi çapımda bir vaha oluşturmaya çalışıyorum. Ve bunun çok değerli olduğuna, bunun 4-5 sene sonra inanılmaz yerlere gideceğine inanıyorum. Buradaki bu insanların da Türkiye'nin geleceğine çok etkileyecek olan insanlar olacağına inanıyorum ben. Onu da daha detaylandırırım. Yani buradakiler yani bayağı üst düzey görevlere gelecekler süre içinde. Ona inanıyorum. Biliyoruz ki çok güzel ilerler. Bence zaten bu iş şu anlamda çok kıymetli. Tamamen yeni medya ayağına bakan bir iş yapıyorsunuz şu anda ve bahsetmiş olduğum gibi aslında bu insanlar bir şeylerde çok iyiler. Gerçekten kendini çok iyi geliştirmeye çalışıyorlar ama alan bulamıyorlar. Çünkü bahsetmiş olduğun o uç noktalar birazcık da bizleri ayrı tutuyor. Ya da sen o uç noktaya tamam desen dahi o uç nokta senin ayrı görüşte tamam demeye şey oluyor. Bunlar uzaklaştırıyor. Yani şey oluyor mesela, herkes şey diyor işte mesela. Ya çok kutuplaşıyoruz, çok kutuplaşıyoruz. Ama mesela ortayı bulmayı çalışan insanlar da orta yolcu oluyor. Yani böyle bir şey var, tamam mı? Ama aslında ona ihtiyacımız olan o yani. Adil ve denge derken ondan bahsediyorum ben. Orta yolcu olmak. Orta yolcu olmak kötü bir şey değildir bence. Bugün medya aslında çok uçlarda gittiği için bence bu yaptığınız iş daha da kıymetli bir hale geliyor. Ben bu noktada şunu da çok merak ediyorum. Senin de bunu podcastlerinde işlediğini, hatta Tesco'nun yaptığını gördüm postunu. Aa evet. Ben de takip etmeyi çok severim. Zaten şu yıllarda üzerine sıkça konuştuğumuz bir şey postürük. Özellikle de böyle bir dünyadayken, biz gerçeğimizi konuştuğumuzu zannederken dahi bambaşka gerçeklikleri konuşmamızın gerektiği bir çağda yepyeni bir şey ortaya koymaya çalışıyorsun. Aslında bu bence yaptığımız her küçük medya işinde dahi geçerli bir şey. Senin yaptığın bir podcast bölümünde de etkisi oluyor bu. İşte televizyonda dinlediğimiz bir haberde de etkisini görüyoruz. Çünkü insanların anlatmaya, neyi nasıl yansıtacağına, yorumlayacağına direkt etki eden bir olay. Sen podcastlerinde gerçekliği nasıl yansıttığını düşünüyorsun? Yani objektif, tarafsız kalabildiğine inanıyor musun? Ya da bunu sağlamak için neler yapıyorsun? Şöyle, yani ben zaten politik keste şeye, hiçbir şeye yorum katmadan sadece soru soruyorum. Yani aslında konuğumun bu konu hakkında ne biliyor, ne düşünüyor? Yorum yapmaktan bile kaçındığını bazen fark ettim. Bilerek yorum kaçmıyor. Yani ya evet, yani bazen ama şeyler var. Mesela kendi yazdığım yazıları yazdığım podcast, makale diye bir format var. Oralarda işte zaten kendi yazım olduğu için yorumu katıyorum. Ama konuk aldığım yerlerde yani o hard talk'a kaçmadan aslında şu an belki bir üst aşamada onlar da olabilir. Daha böyle biraz daha yoruma ve tarafını belli edecek şekilde konuşabilirsin. Ben orada yani ama şöyle bir şey yapıyorum. Farklı görüşlerden insanlar alıyorum. Orada da yani farklı görüşlerden insanlar ama şey ne derler? Alanda uzman, çok yetkin. Yani kimsenin ya bu da kim diyemeyeceği isimleri almaya özellikle özen gösteriyorum ve podcast bu şeyi ne derler? Kaliteyi korumaya çalışıyor. Ondan dolayı yani ben
daha çok konuklarımı konuşturmaya, zaten konuklar da alanda uzman olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer programlarda ise diğer programların hepsini dinliyoruz. Yani tüm programlar için şey istiyoruz, nelerler, yararlandıkları kaynakları istiyoruz. Haber programıysa en az iki tane kaynaktan bunu doğrulatılmış olmasını bekliyoruz. Biz yakın zamanda eğer ki bir yani organizasyonel bir şey kurabilirsek, şey anlamında yani bir ekip olarak işte bir fon alabilirsek ya da bir yatırım alabilirsek, o aşamada da işte türü mesela doğrulama editörü diye bir editörlük tahsis etmek istiyorlar. Sırf sadece bunların neyin doğru neyin yanlış olduğunu şey yapabilirsin ya da varsa gözümüzden kaçanı onun bulmasını. Ama şöyle bir şey var, yani bu tabii ki bu bizim bu aşamada yaptığımız şeyler. Ama post-truth dediğimiz şeyde de yani artık işte teyittir, işte doğru payıdır, bunlar falan da var, bir sürü şey yapıyorlar ama artık yapılan açıklamaları şu da ortaya çıkıyor. Yani mesela teyit diyor ki bu x değil de y diyor. Ama insanlar yine x'e de devam ediyorlar. Yani yanlış çünkü, daha kolay geliyor. Aynen, yanlış daha kolay geliyor ve insanlar bir şey karşına çıkarken ilk başta doğru mu yanlış mı diye düşünmekten ziyade bu benim işime yararlı ve ben bunu argümantasyonla yapabilir miyim mi düşünüyor. Yani bu bir siyasi olarak işimize yarıyor mu diye. Ve bunlar da bu şekilde daha da çok yayılıyor. Yani post-truth olmadığı için çok daha detaylı girmiyorum ama biz de böyle bir şey yapıyoruz diyeyim. Tamamdır. O halde birazcık da işin aslında teknik tarafına doğru da bakalım istiyorum ben. Burada da özellikle girmeyi arzuladığım yer, sen bu podcast serisine tam olarak Mart ayında başlamıştın geçen sene. Hı-hı. O zaman başladığında az önce de bize çekimimiz öncesi biraz aktarmıştın aslında. Ama gerçekten başlamayı isteyen birisinin bu süreci, gelişim evrelerini görmesini ben çok isterim. Bu noktada o geçen sene Mart ayında başladığın yerden bugüne kadar kendinde bireysel gelişim olarak da podcast'inin hem teknik yeterlilik hem içerik gelişimi anlamında gelişimini nasıl gözlemledin? Biraz da bunları aktarırsan çok sevinirim. Tabii yani podcast zaten giriş bariyeri çok, yani 0 TL, yani 0 TL ile bugün siz herhangi bir podcast başlatabilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ya podcast'a başlarken ilk başta yani bu podcast'i niçin yapıyorum? Bunu kim dinler? Bunu benden daha iyi anlatacak biri var mı? Ya da benim anlatmam ne fark verecek? Hedef kitlem kim? Programın yapısı nasıl olacak? Formatı nasıl olacak? Müziği ne olacak? Ya bunları böyle detaylı olarak yani bir background'unu, arka planını çok iyi çalışmak gerekiyor. Ama bu insanları şeye sevk etmesin. Mükemmel olsun. Çok iyi olsun öyle başlayayım. Ben de mükemmeliyetçiliğe ben karşıyım. Çünkü mükemmeliyetçilik adım atmaya çok büyük bir engel. Yani çok büyük potansiyeli var. Aslında biraz da yolda öğreneceksin. Yani bu böyle her şeyde belki böyledir ama podcast'ı biraz daha öyle bence. Ben tamamen yani dediğim gibi bir önce yine ben bahsettim. Ben hiçbir şekilde ses kurgusu, görüntü kurgusu, yani teknik ekipman falan kullanma yeterliliğim falan hiç olmayan biri ve hep de böyle kaçardım böyle şeylerden. Ama yapmak istedim. İlk başlarında mikrofonum yoktu. Dediğim gibi yani Discord üzerinden konuşup Audacity'den kaydediyorum. Yani çok İptidai çok böyle şey bir şey yani, çok bayağı geri bir şey yani böyle. Hiç nasıl aklıma geldi onu da bilmiyorum. Bu şekilde kaydediyordum. Sonrasında ben böyle 20. programdan sonra bir Boya M1 diye bir yaka mikrofon var, onu aldım 110 TL. Şu an 160 TL oldu. Ve bugüne kadar ben cebimden şey yaptığım şey, harcadığım para o, 110 TL. Yani benim yaptığım iş iyiydi. Yani bunu sonradan şey, yani ilk başta şey oluyorsun tabii ki, ne derler böyle bir acaba falan, o gayet normal ama insanlara gelen tepkiler, şeyler falan, ya evet galiba böyle şey, güzel bir şey oluyor, ilginç bir şey yapıyoruz burada hissine kapılıyorsun, o da gayet doğal. Bunu söyleyeyim, ondan sonra ya benim burada yani teknik ekipman olarak gördüğünüz bunlar da şu an varlar ama bunları ben mesela yine kendi cebimden almadım. Bir kitlesel fonlama kampanyası yaptım. Fongobo diye bir şey var, aynı işte Patreon gibi. Ben dedim ki ya ben böyle bir iş yapıyorum, benim bunun için 15.000 TL gibi bir maliyete ihtiyacım var. Bunları alacağım dedim. Ve 45 gün bir reklam kampanyası gibi, yine o 3 ayın içinde aslında. Yani Mayıs 5'te başladım, 18 Haziran'da bitirdim. Yani tam aslında o kapanmanın, yani kapanmayla başlayıp kapanmayla böyle bunlar ortaya çıktı. Yani tamamen işimi de ortaya çıkarabildim. Ve 15.150 lira gibi para da toplayıp ve bunları aldım. Daha sonra buradan aldığım güçle hem insanlara işte program teklif edebildim, hem bu ağı kurabilmeye yeterliliğine ulaştık. O şekilde devam ettik. Ve süreç içinde zaten dediğim gibi yani belli başlı şeyleri çok iyi yapmaya çalışalım. Ama mükemmeliyeti aramadan
yola çıkalım ve kesinlikle o yolda mesela benim işte şu an yani sesimi kontrol etmem de değişiyor, konuklara hitap etmem de değişiyor, konuklara ilk programı teklif ederken ki şey de değişiyor, yani işte ya da sorumu vereyim, bazıları işte soru istiyor, işte konu baş, onlar yani o kadar yani her şeyi o süreç içinde sen kendi kendine zaten öğreniyor oluyorsun. Bu önemli ve bir de özellikle komik programlarda ve siyasi ve sosyoloji konulara dayanan programlarda medyanın gücünü daha da iyi hissedebiliyorsun. O güzel. Yani o şekilde söyleyeyim yani bu kadar. Yani böyle çok yani param yok deyip de girmemezlik de etmesinler. Yani en iyisini alıp da işte şunu ilk günden ben kurayım da o şekilde başlayayım denemesinler. Yoksa başlayamayacaklar. Aşırı katılıyorum buna. Çünkü bizim ekibimizde de en başta podcast çekmeye başlanılırken hani nasıl çekeceğiz biz, hiçbir ekipmanımız yok derken biz Zoom'dan kayıt alanlar da içimizde oldu. Gayet telefonun mikrofonu kullananlar da oldu. Ve şimdi işte ikinci sezonunu bitirmiş, yeni sezonlarına hazırlanan pek çok kişinin dinlediği podcaster arkadaşlarımız var ve süreç içerisinde gerçekleşmişlerdi. İşte onlar da zamanla mesela işte bir yaka mikrofonu almaya başladılar ya da konuklarıyla çok daha farklı iletişime geçmeye başladılar ama süreç içerisinde ilerledi. Şey. Keza bizim videolarımızdaki öyle. O yüzden bence de başlanılacaksa bazen kervanın yolda düzülmesine hazır olmak gerekiyor. Aynen. Burada şunu merak ediyorum bir de. Şimdi çok uzun zamandır podcast çekiyorsun. Eminim kendine yeterince istatistiğin vardır. Şimdi Türkiye'de birincisi ben podcast dinlenilme oranlarının özellikle de seninkisi gibi bir podcast'ın çok siyaset konuşuyorsun, sosyoloji konuşuyorsun. Televizyondaki medyanın işleyişinden bir tık daha farklı gidiyorsun. Birincisi bu kapsamda merak ediyorum. Nasıl dinleniyor ve geri dönüşler alıyorsun? Bir diğer noktası da özellikle yaş grubunu çok merak ediyorum. Çünkü özellikle Türkiye'deki gençler için siyasetten uzak kalmayı istedikleri için belli başlı sebeplerden onlar siyasetle ilgilenmezler. Ya çok apolitikler ya çok uçtadırlar gibi bakış açıları olabiliyor. Sen Türkiye'deki gençlerin en azından senin podcast'ın çerçevesinde siyasete nasıl baktıklarını düşünüyorsun? Yok yani bence şey değil, apolitik değiller, apolitik politikler diye bir şey vardı. Yani daha doğru yani çünkü apolitiklik de bir politik duruş bir yerde. Ben kimsenin bu yani Z kuşağı, şu kuşağı, bu kuşağı ya da işte durum yaşlarındaki insanlar kimsenin böyle apolitik olduğunu aman aman ülkenin dertlerinden hiç münezzeh olduğunu ve de bunları düşünmek istemediğini şimdi sadece işte o buradaki şu anki politik durumdan dolayı bir şey olabilir, bir serzeniş olabilir sadece. Ama bunlar herkesin böyle bunları detaylı düşündüğünü, üzerine kafa yorduğunu, bir şeyler yapmak istediğini, isteyeceğini düşünüyorum. O konuda bence bir yani o sadece bize yansıtılan. Yani ben mesela ben işte denk geliyorum, konuşuyorum. Şu an sizinle konuşuyoruz. Şu an siz işte yani liseli ya işte üniversitenin başındaki insanlarsın. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Çünkü ya bir çaba içindesiniz yani. Sizin bence bu çok değerli bir şey yani. Ne, sizi çok aman aman tanımadan, ne yaptığınızı çok aman aman bilmeden bunu söylüyorum ama bu çok değerli bir şey yaptığınızı görüyorum ben burada. Onu söyleyeyim. Ondan sonra şimdi yaş gruplarına gelince işte şu an Türkiye'de yani şey yakın zamanda bir araştırma yapıldı Ipsos'un. Türkiye'de şu an ben podcast'i biliyorum diyen insan sayısı 4,5 milyon. Ama podcast'i dinleyen insan sayısı 650 bin. Ve bunun %53'ü ne güzel ki 25 yaş altı. Bu çok iç ondan dolayı işte böyle bir okul kulüpleri ve vesaire biraz ondan dolayı benim için çok çok daha önemli. Yani %53'ü 25 yaş altı ve bunların hepsi 45 yaş altı. 650 bin hepsi 45 yaş altı. %31'i en yüksek sosyoekonomik seviyedeki insanlar dinliyor. %43'ü de Marmara bölgesindeki yaşayan insanlar daha çok dinliyorlar. Burada podcast'ın şöyle bir şeyi çıkıyor ortaya. Yani mesela benim podcast'ım ve tüm podcast'ları adına biz daha şu ana kadar hiçbir reklam vermedik. Hiçbir reklam vermedik. Daha artık işte bu aslında bu yazın biraz ara verip biraz daha onlara yoğunlaşıp biraz daha kurumsal şekilde yeni sezona başlayacağız. Biz şu an toplamda bizim podcastlerimiz 125 bin dinlendi. Ama 650 bin dinlenen bir kitle var. Yani burada bundan dolayı değerli. İşte benim politik kesim 25 bin civarında dinlendi. Bu ama şu an işte bu sayılar belki işte çok küçük sayılar gelebilir insanlara. Ama podcast'in şöyle bir şeyi var. Podcast'in etki oranı birçok şeyden çok daha yüksek. Medya içeriğinde. Niye çok daha yüksek? Çünkü bir öyle dediğim gibi sosyoekonomik seviyesi yüksek insanlar tarafından dinleniyor bu daha çok. Yani direkt işte ya yüksek mevkideki insanlar, ya işte üniversitedeki hocalar, bla bla. Yani o tip insanlardan onlar dinledikleri için sizin etki gücünüz çok daha yüksek. İşte 25 bin YouTube'da herhangi bir video. Yani herhangi bir videonun 25 bin dinlenmesi hiçbir manası yok. Ama 25 bin dinlenen bir politik kez bugün böyle bir etki ortaya çıkarabiliyor. Bu kadar insanı bir araya getirebiliyor diyeyim böyle. Ondan dolayı podcast'ın bu yönü çok 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 daha
değerli bence. Onu söyleyeyim, başka bir şeyler. Bir de yani dünyada da hem podcast yükseliyor, Türkiye'de de şu an yükseliyor ve gelecekte de şu an işte yani tabii ki şu an birkaç yapı var. Yani 2000 şu an 11 milyar dolar civarında düşünülüyor dünyada. 2027'de mesela bunun 60 milyar dolara çıkacağı düşünülüyor. İşte Amerika'da önümüzdeki 2 yılda yani Amerika özelinde 1 milyardan 2 milyar dolara çıkacağı düşünülüyor şeyin podcast reklamcılığı ve bu 10 yıldaki gelişimin 2 yılda kaydedileceği anlamına geliyor. Yani hem Türkiye'de hem dünyada podcast'ın inanılmaz şekilde arttığına dair birçok yani dinlenmesinin arttığına dair birçok veri de var. Ve onun dışında kadim bir kültür olan radyo kültürü var ve şu an işte Rütün yaptığı yeni bir araştırma işte 2021 yılında yapılmış. Ben çok şaşırdım. %69 insanlar hala radyo dinliyor Türkiye'de. Yani bunların %54'ü telefonundan dinliyor. %60'ının hiç radyo cihazı yok. Telefonundan yarışıp ve %20-30 civarında araç radyosundan dinliyor. Dolayısıyla mesela buralara da şey girebilir. Podcast girebilir. Yani sadece insanlar podcast kültürünü bilmiyorlar. Mesela diyor ki işte podcast işte ben ona para vermek istemiyorum. Ama ücretsiz aslında podcast. Aslında ya da işte diyor ki ben zamanım yok podcast dinlemeye. Ama aslında hiçbir zaman harcamadan dinleyebileceğin tek medya içeriği olabilir. Çünkü sen yani araç kullanırken, yürürken, spor yaparken, herhangi bir şey yaparken dinleyebileceğin bir şey podcast. Bu şekilde söyleyeyim, burada cevap yeterli oldu mu? Gayet güzel, teşekkür ederim. Yani. Şimdi burada hazır böyle podcast'a da yoğun bir şekilde değinmişken aslında genel anlamda podcaster app kısmına da birazcık girelim isterim. Aslında sen aralarda bahsettin podcaster app'ten, içeriklerinizden, kimlerin var olduğundan. Ama şunu merak ediyorum, misal bu videoyu izleyen bir genç diyelim ki bir şeyler yapmak istiyor, tamamen bağımsız olarak bir podcast'a başlamak istiyor ve buradan etkilendi. Sizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Dışarıdan gelen bir kişiyi nasıl aranıza dahil ediyorsunuz? İçerik ilerleme süreci nasıl oluyor? Ve aynı zamanda bu kapsamda onlara içerik anlamında nasıl destek sunabilirsiniz? Onlar içeriklerini nasıl geliştirmeli? Biraz da buraya girersen tabii çok ki, sevinirim. Tabii ki. Bir sitemizde zaten Podcast Role diye bir form var. Ona basıp oradan bir Google Form dosyamız var. Orada tek tek başvurularını yapıp sonra zaten biz onlara kısa sürede dönüş yapıyoruz. Orada işte ne soruyoruz, işte ne program veriyoruz. Yani aslında o formu doldurduğunda programın yapısı ortaya çıkıyor. Belki daha önce üzerine düşünmediği şeyleri biz orada ona soruyoruz ve zorluyoruz. Ve zaten programın yapısı ortaya çıkmış şekilde biz onunla bir ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşme işte atıyorum olumlu sonuçlanırsa sözleşmemizi imzalıyoruz. Sonra ikinci görüşmede de artık işte programı daha da detaylandırıyoruz. Tek tek ilk başta hepsinin en az 10 program başlığını belirlemesi, içeriğini belirlemesini bekliyoruz çünkü. Yani bir programa bir hevesle başlanıp 2-3 bölüm yapılıp bırakılıyor. İşte Spotify podcast çok büyüğe dolu. Yani zaten şu an 2 milyon podcast olduğu düşünülüyor ama 300 bini mesela, 300 bin civarı 10 bölümü geçmiş sadece. Yani o kadar bir şey, 10 bölüm çok büyük bir kıstas bizim için. Onun için böyle en az 10 bölümü planlamış, 10 bölüm önce ne yapacağı çok belli olacak şekilde yola çıkıyoruz. Ve biz işte programın tasarımını yapıyoruz, müziğini buluyoruz, işte atıyorum sosyal medyası için videolarını hazırlıyoruz. Yani bizim sadece podcaster'la işte atıyorum programın yapısını oturttuktan sonra onu sadece podcast'ini çekip bize göndermesi yeterli. Ondan sonra bütün süreçte biz ilgileniyoruz. Yani podcast'in yayınlanmasıdır, sosyal medyada yayınlanmasıdır, işte tanıtımının yapılmasıdır. Bunun gibi bunlardan hepsiyle biz ilgileniyoruz. Podcast Rap'ten de biraz bahsedersem, dediğim gibi burası şu an 10 kategoride içerik üretimi yapıyor. İşte ilk kategoriden bir önce bahsettim, küresel ve yerel kategorisi. Onun dışında işte yaşam kültürü var, spor var, akademi var, belgesel var, marka var, international var, çocuk ve sağlık kategorileri var. Yoğun olarak ama şu an küresel, yaşam kültür, spor ve akademide şu an üretim yapıyoruz ve international'da üretim yapıyoruz. Bunları çok daha genişletecek, çok daha derin hale getireceğimizi umuyorum. Şu an 60'a yakın programımız, 90'a yakın içerik üretimimiz var ve bunlar 10 ülkeden, 15 farklı şehirden insanlar. Onu söyleyeyim. Ve bir de yani dediğim gibi buradaki insanlar 20-35 yaş aralığında alanında uzman insanlar ve şu an Türkiye'nin gelecek 20-30 yılına damga vuracak insanların çıkacağına inanıyorum burada. Mesela buradan 5 partiden milletvekili çıkacak. Uluslararası akademisyenler çıkacak. Bürokratlar çıkacak, bakanlar çıkacak. Mesela yani 5 sene sonra bile çok muazzam yerlerde olacaklar ama yani ondan sonra yani ben burada Türkiye'nin geleceğine bir network kurmaya çalışıyorum ve daha da bunu genişletmek, daha da ilerletmek istiyorum ve podcaster hep bunun sadece bir şeyi olacak, bir ayağı olacak. Bizim atıyorum bir yayın evi ayağımız olacak, buradaki podcastlerin kitaplaştırılacağı bir şey olacak, atıyorum bir reklam ajansı tarafımız olacak
ve bir de bir düşünce kuruluşu ayağımız olacak. Dolayısıyla yani biz böyle burada gelen insanların 360 derece entelektüel üretim yapabilecekleri bir ortam sağlayacağız. İşte blog yazılarını yazabilecek, podcast'ini yapabilecek, kitabını basabilecek, araştırma raporlarını yayınlayabilecek ve hepsini bu mecra altında yapabilecek. Yani bu, yani 2025 yılına kadar benim yapmak istediklerim bunlar. Belki Türkiye'de bilmiyorum, var mı, dünyada bu kadar çok örneği var mı? Çok da bilmiyorum, emin değilim, bakıyorum da yani bu şekilde tabii ki hepsini teker teker var ama ben böyle bunların hepsini tek bir çatı altında şey yapmak istiyorum yani eritmek istiyorum ve bunu yapabileceğimize inanıyorum ve buradaki bu uzman kadrosu tarafından bu yapılsın. Yani bu başkaları tarafından değil ya burada kendi içimizde biz bunu sürekli döndürüp duralım ve Türkiye'de bir etki alanı, bir güç alanı oluşturalım ve bir entelektüel mücadele olarak bunu yapalım istiyorum. Öyle söyleyeyim. Aslında en son kapatırken çok güzel bir cümle kurdun. Entelektüel bir mücadele alanı. Aynen. Şimdi baktığımız zaman yaptığınız şeyler aslında çok kıymetli ve dediğin gibi bence bunu çok güzel bir perspektiften ele alıyorlar. Bu yüzden buradaki kişilerin bence gelecekte bu kadar iyi yerlere geleceği noktasına iddialısın. Boş bir iddia olduğunu asla düşünmüyorum çünkü gerçekten çok kaliteli içerikler var. Onlara da buradan selam olsun diyelim. Güzel içeriklerine devam etsinler. Bu noktada aslında yaptığınız şey her ne kadar çok kaliteli olsa da Türkiye'deki genel o popülist içeriğe çok yakın değil. Hı hı. Ve siz bunu yine de bu şekilde yapmayı tercih ediyorsunuz ve böyleyken büyümek ve o kaliteyi koruyarak büyümek her zaman çok kolay bir şey değildir ve şu an uzun vadeli çok güzel planlarınızdan bahsettiniz. Benim aslında buradaki sorum çok basit. Neden böyle bir yol? Sizin buradaki temel motivasyonunuz ne? Yani dediğim gibi aslında benim dediğim gibi temel motivasyonum bugünkü atıyorum yani hepimiz de medya üzerinden, siyaset üzerinden belli şeylerden şikayet ediyoruz. Yani benim elime bir fırsat, küçük önce bir politik kesti. Hiçbir anlamı yoktu. Tek başımaydım, hiç kimsenin desteği yoktu, arkamızda şuydu buydu falan filan böyle. Dedim burada aslında yaptım işte her taraftan insan çağırdım, işte adil ve dengeli olmaya çalıştım, yanlış bilgi vermemeye çalıştım. Kafamdaki soruları direkt net şekilde sordum. Yani orada küçük bir vaha oluştu ve o vaha sonrasında podcast rap'e dönüştü. Yani ben madem bu kadar şeyi yatıyorum, şikayet ediyorum, şey yapıyorum, elim küçük bir fırsat geçti. Benim hayalimdeki neydi acaba? Ben ne yapmak isterdim? Bunu yapmak isterim yani. Ve mesela işte bunu ben bir asrı saadet olarak görüyorum. Ya bu asrı saadet ve işte bir yılda sürebilir, 10 yılda sürebilir. Ondan dolayı işte elimden geldiğince fazlasını yapmak istiyorum. Şu an işte bazı insanlar, arkadaşlar, dostlar böyle haklı olarak şey söylüyor. Ya neden bu kadar çok şey yapıyorsunuz? Yani neden falan. Bundan dolayı biraz da. Çünkü bilemiyorsun ne olacağını, ne biteceğini ve elinde bir fırsat ve belli küçük de olsa bir güç olduğunu görünce diyorsun ki yapabildiğim kadarını yapayım. Ya daha sonrasında bu iş biterse de dönüp hayalimizdeki bu diyebilirim. Yani ne olursa olsun. Ondan dolayı ben kendim sadece şikayet etmiyorum. Elime geçen ilk fırsatta, gerçekten hayatıma elime geçen ilk fırsattadır ki ben daha önce benim hiçbir kurumsal deneyimim yok, hiçbir yere çalışmam, stajlar dışında falan filan. Ya kendim işte böyle küçüklükten çalıştığım işler falan filan oldu, onlardır benim. Ama hiçbir kurumsal deneyimim olmadan elime geçen ilk fırsatta bunu hemen yapmaya çalıştım. Yani dolayısıyla ya ben neyi hayal ediyordum ve nasıl yapardım bunu yapmak istiyorum ve tabii ki yani şimdi popülist şeyler dedi, yani ne olacak işte biraz daha biz böyle genele hitap eden, bence bizim tüm programımız bu arada genele hitap eden şeyler de yani konu bazı işte ilgili kim neyle ilgileniyorsa bence genele ama niş bir alandaki genele hitap eden insanlar ve bizim de amacımız bu niş alanları birleştirip bir araya getirmek bir yandan da ondan dolayı böyle yani hayalimiz buydu ve bunu böyle yapardık diyebilmek ve Türkiye'de bir etki alanı oluşturabilmek. Yani Türkiye'nin geleceğine dediğim gibi bir network kurabilmek. Çünkü ben cidden buna inanıyorum. Yani buradaki insanların hem entelektüel gücüne hem eğitimlerine, her türlü konuyu bile ele alış biçimlerine falan filan çok güveniyorum. Ve buradaki insanların ben Türkiye'de ve dünyada da inanılmaz işler yapabileceğine inanıyorum yani gelecekte. Ve bunu olabildiğince daha da genişletip bu kaliteyi koruyup yani mesela ilk başta şu şey de vardı, endişe de vardı. Yani biz genişlerken acaba derinliği kaybedecek miyiz? Mesela bu şey vardı. O dönem işte Avrupa Birliği'nde böyle bir şey vardı işte. Yani genişleşelim mi yoksa derinleşelim mi diye. Ama biz genişlerken derinleşebildik. Yani yine o kaliteyi düşürmeden yine içimize katılan insanlar yine kendi alanında uzman, yetkin insanlar oldular. Biz yani süreç içinde mesela yeni sezona çok daha net, çok daha hızlı hazırlanacağız. Orada işte birkaç transferimiz olabilir, işte biraz daha genele yayılmış programlar olabilir. Türkiye'de herkesin dinlediği birkaç programın transferi olabilir gibi. Bu tarz şeyler de olacak. Ama biz
belki başka yerden kazanacağımız bir şeyleri burayı desteklemek için yapmaya devam edeceğiz. Bunun çünkü çok değerli olduğunu inanıyorum ben. Yani biz işte fon başvuruları yapacağız. Yani bizim startup'ımız, yani bir fon başvurusu yapabileceğimiz gibi biz zaten uygulamamız çıktıktan sonra bir de yatırım turuna çıkacağız. Yani biz bildiğin yatırım arayacağız yani. Böyle bir gücümüz de olacağı için. Yani bunun ve yıl sonuna kadar öyle ya da böyle işte yakıtımız var. Ve sonrasında da Allah kerim cidden. Resmen tamam geçen sene de yılbaşıydı benim hedefim. Bu sene de benim için yılbaşı. Bu şekilde devam ediyorum ve dediğim gibi yani Türkiye'de en önemli şey şu anda bir entelektüel mücadele başlatmak ve Türkiye'de geleceğinde bir etki alanı oluşturmak ve 2020'li yılda bizim yıllarımız olsun istiyorum. Öyle. Gerçekten harika dilekler ve hayaller bunlar. Dileriz ki gerçek olur. Biz de bu aşamalara şahitlik ediyor olmaktan ve bu videonun da aynen bunların başlangıcı için bir hatıra kalmasından çok mutlu olacağız şu anda. Aynen. Ben şimdi burada çok güzel bir ağ olduğuna inanıyorum ve bu ağın ve bu entelektüel birikimin bizleri çok güzel besleyeceğine, yeni bir aydınlanmayı doğuracağına inanıyorum. Şimdi sen gerçekten çok güzel bir ağ kurmayı hedefliyorsun ve ben anlatırken gerçekten etkilendim. Çünkü siz alacağınız kişiden sadece içerik üretmesini bekliyorsunuz. Onun dışında her şeyi siz aslında ekibinizle hallediyorsunuz. Benim aklıma takılan ilk şey şu oldu. Bu kadar aslında işlerin sistematik ilerleyebilmesi için güçlü bir ekibinin olması gerekiyor. Ben biraz da organizasyon açıdan soracağım. Sen bu ekibini oluştururken mesela nelere dikkat ettin? Yani ekibinin mesela ne tarz karakterlerin olmasını gözettin ya da gözettin mi yoksa öyle denk mi geldi yakın arkadaş grubundan mı başladın? Yani aslında oradan da biraz bahsedebilirsen tabii. Ben aslında çok sevdim. Aslında şeydi, ben Şubat ya da Mart'a kadar bu işlerin %90'ını falan tek başıma yaptım. Yani günde, yani ben şey bu işte atıyorum programlar geliyordu, kurgulusunu yapıyordum, dinliyordum, yayınlıyordum, sosyal medyasını yapıyordum. Sonra böyle biraz bir iki arkadaşı bana yardım etti. Sonra yine tekrardan ben aldım. Şimdi işte iki tane arkadaşım bana yardım ediyor. Ekip arkadaşı diyeyim onlara. Yani Haziran'ın başından beri böyle etkili şekilde çalışıyoruz da inanılmaz şekilde tamam ben tek başıma bir yere kadar getirdim ama yani ekiple de çok inanılmaz bir şekilde gücünü daha da artırabiliyorsun, edebiliyorsun. Yani belki böyle olması gerekiyordu ama onun dışında işte atıyorum tasarımlar için bir arkadaşım destek veriyordu, videolar için bir arkadaşım destek veriyordu böyle. Yani sosyal sermayemi her alanda kullanmaya çalışıyorum. Yani insanlar çünkü şey, burada iyi bir şey olduğunu gören insanlar destek vermekten hiçbir zaman çekinmiyorlar. Her konuda yani ben şu an mesela şuna güveniyorum yani mesela şu an Türkiye'de kim olursa olsun mesela Erdoğan, Koç'un başındaki insan, işte ne bileyim yani TÜSİAD'ın başındaki insan. Yani kime gidersen bileyim aynısı burada sizinle konuştuğum konuda onunla konuşurum ve onu heyecanlandırabileceğimi ve işime inandırabileceğimi inanıyorum. Çünkü cidden bu işe inanıyorum ben böyle. Ve gelen insanlar da şu an işte birkaç kişi daha alacağım aramıza ve herkese ben bir sunum yapıyorum. Ben, biz bunu yapıyoruz, amacımız bu, bla bla bla. Zaten direkt kendisi heyecanlı ve kendisi bu işin içine katılmak istiyor. Benim buradaki yani ekipte yani işte dediğim gibi daha önce böyle kurumsal hayatta falan yer almadığım için böyle ben de bahçeleri yeni yeni öğreniyorum, yeni yeni şey yapıyorum. Ama en önemli şey uyum ve düşük ego. Yani ben bu olmazsa olmaz bence. Ve yani yarın bugün mesela yatırıma çıkarken de mesela şeyi öğrendim çok garipti mesela. Evli olup olmaman, neydi bu işe tamamen çalışıp çalışmaman daha hissenin yatırım değerini belirliyor. Bir ikincisi düşük egolu olmayan herhangi birine hiç kimse yatırım yapmıyor. Yani ekipte, yani bu arada senden, kurucudan bahsetmiyorum. Ekipte de eğer ki düşük egolu yoksa, yani herkes işte böyle ben bilirim derse kimse yatırım yapmıyor. Çünkü onunla uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani ben bunu çok 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 önemsiyorum yani. Uyum ve düşük ego yani. Ve bunlar olduğu sürece zaten o alana başvurmuştur, o şeye var. Zaten o konuda yetkindir ya da biliyordur ya da gelişime açıktır. Ve bir de burada aramıza katılan şeyler şunu sunuyoruz yani ekip olarak yani. Sürekli öğrenme. Yani sürekli işte bir girişimcilik eğitime giriyoruz, işte atıyorum yurt dışında podcast eğitim var, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Sürekli böyle bir devir daim var yani ve o zaten karşıdaki insan direkt o da bunu seven birisi zaten devam ediyoruz falan. Bu şekilde yani uyum ve düşük ego zaten alanda iyi olmasını zaten bekliyor olacağız. Bu şekilde yani bu organizasyonel güç de yani ben şey yani ben o konuda çok şey yani biraz da şey işte yani finans desteği olduktan sonra yani 8 kişilik böyle bir ekiple bir yıl çalıştıktan sonra mesela burada muazzam işler ortaya çıkar bence. Ben de abi buna çekinim. Genç kitleden yani o Z kuşağından çok bahsettin abi. Hani onların nelere ihtiyaçları, nelere ihtiyaç duyduklarından vesaire. Ve sen de o kitleye yönelmek istiyorsun. Benim merak ettiğim şey mesela. Rıfat abi sen şu an bir Z kuşağın genci olsaydın bu imkanlarla ne yapardın? Ya da nasıl hayatı
hayatına önerirdin mesela? Yani keşke şu, gençken şunu yapsaydım dediğinde bir şey var mı? Yani bunu merak ediyorum. Yani bilmiyorum, ben böyle biraz şey, yani ben biraz çok okul bıraktım, çok şey, yani ben oralar benim kayıp biraz yani. Bir de ben işte böyle, yani ne diyeyim, böyle yine de işte bayağı yani üniversiteye kadar da sürekli çalıştım ettim de böyle bir yandan da. Ona benim böyle biraz gençliğim kayıp kendi açısından. Ama böyle hep böyle bir şeyler yapma isteği, bir şeyler şey, o benim arkasında olan şeyler beni bugüne getirdi. Şey ya, bugünkü gençler zaten Z kuşağı özelliği girişimciliğe çok yatkın. Yani inan, ve ben oraya yönelmelerini çok 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 isterim böyle. Yani girişimcilik cidden şey, çünkü ve dijital dünyanın içindeler zaten, dijital dünyanın tüm nimetlerinden yararlanıyor ve hepsini nasıl kullanacağını çok 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 iyi biliyorlar yani. Ve direkt çünkü dünyanın içine doğdular. Ve bence girişimcilik yani ağır sanayiden şundan bundan çok daha önemli. Çünkü yani bugün yani mesela bilmiyorum, ben dediğim gibi yani bugüne kadar işte ben 110 TL harcadım. Mesela 110 TL'nin işte mesela şey diyorum ben kendimi bazen motive etmek için şey söylüyorum, işte başarılı olursak günün sonunda TED konuşmamın başlığı oldu. Tam olarak böyle. 110 TL'ye ne yaptım, tamam mı? Ya yani 110 TL'ye ya da belki 110 TL'yi harcamayabilirdim. 0 TL'yle nasıl ortaya bir katma değer çıkarabilirsin? Ya bu çok değer. Yani sen bunu işte bir ağır sanayi yatırımıyla falan filan Türkiye artık onları, onlar artık büyüyemez. Çünkü onlar da dışarıya da açılamaz. Ama eğer ki girişimcilik ekosistemine bu insanlar dahil olur, yeni fikirler geliştirirlerse milyar dolarlar, işte unicornlar, şunlar, yani bunlar Türkiye çok çok rahat gelebilir ve Z kuşağı buna çok uygun ve inanılmaz şekilde girişimcilik dünyasına girmek isteyen insanlar zaten. Bence bu alandan yürüsünler ve burada işte devletin ve siyasetin de işte biraz ön açması gerekiyor. Atıyorum bir girişimcilik bakanlığı kurulması gerekiyor. Yani artık tamam işte TÜBİTAK var, şu var, bu var, bunların hepsini böyle tek bir çatı altında birleştirilip bu şekilde böyle organize edilmesi gerekiyor. Bir girişimcilik bakanlığıyla, yani mesela işte bunu herkes Z kuşağı diyor mesela. AK Parti'nin bir girişimcilik bakanlığı kurarsa mesela bayağı şey alır, oy alır bence. Ve bunu çok güzel şey yaparsa, tanıtırsa. Buradan bir taktik geldi. Gibi. Gibi. Mesela bunu söyleyebilirim yani ben de. Teşekkürler. Benim bir sorum var. Tabii. Şimdi masrafsız bir iş ama sonuç olarak senin hayatını idame ettirmek için finansal kaynağa ihtiyacın var. Bunu da işte gelen fonlamalar dışında herhangi bir yerden nasıl sağlayacak? Podcast temel odan. Yani şu an ben şimdi danışmanlıklar veriyorum. Podcast nasıl yapılır, nasıl edilir? Yani insanlara saatlik şekilde danışmanlık veriyorum şu an. Podcast aplikasyonu falan ödeme yapmıyor musun? Yani tabii. Yani şu an ben ödemeler falan bana mı? Yok, şimdi oralardan bir para kazanma gibi bir şey yok şu an. Aile gelmedi. Bağımsız medya yani, çok zor bir şey. Yok, orada yok ya. Şu an ben sadece işte ailemin desteğiyle ve işte böyle bazen arada bir işte böyle bir podcast danışmanlıkları vererek şu an şey yapıyorum. Ve şu an bir şeyim yok. Onda bir sıkıntı, bir şey yok. Ben bunun, bu işte ben parayı öncelemiyorum. Yani işte parayı öncelemeyip yani iyi bir şey yaptığında bunun paraya değeceğine, para yapacağına inanıyorum. Ve bu işin para yapacağına zaten fazlası inanıyorum. Sadece uygulamamızın çıkmasını bekliyorum. Tamam. Ya uygulamamız bu işte bu sene içinde uygulamamız çıkacak ve sitemiz tam olarak aktif olacak. Zaten uygulamamız abonelik temelli olacak ve sonrasında biz zaten büyümek için yatırım alacağız gibi. Ya ondan dolayı biz böyle işte ne olacak? Tamamen yatıyorum 1,5 senede olacak bunların hepsi mesela. Sene sonunda 1,5 sene olacak. 1,5 sene bence şey yapılabilir bir şey. Ya ben şey diyorum, 5 tane okul bıraktım işte. 1,5 sene böyle edebiliyorum. Ben öyle bir adamım. Biraz da risk almayı seviyorum. Her konumuza sorduğumuz klasik iki sorumuz var. Bunlardan ilki öncelikle bu yaşlarına belki tanıklık eden zaman zaman dayısa da hayatının arka fonunda çalan şarkı nedir? Ya ne olabilir? Şey işte düşündüm bir şey, deniz üstü köprü olur ya. Bence o güzel. Yani o Cem Karaca'nın şarkısı yani olur işte, tamam. Mücadele var, aşk var, güzel bence yani öyle o olur yani. Teşekkür ederiz. Ve son olarak da burada başkalarına da ilham olsun, bana ilham olan bir karakter, başkaları da onu dinlesin dediğin, bizlere önerebileceğin bir konuk önerin var mı? Şey yani şimdi siz de gençlerle falan da şey yaptığınız için Emre Erdoğan Hoca var Bilgi Üniversitesi'nde. Gençlik üzerine çok güzel araştırmaları var. Kuşaklar direkt kuşaklar üzerine inanılmaz şekilde araştırmaları var. Yani çok çok iyi olacak. Mesela o hocayla mesela hem kuşaklar üzerine konuşabilirse hem de şey böyle yani mesela diyorum yani evin kuramın böyle şeyi falan değil, böyle daha Amerikan merkezi değil de o biraz daha böyle doğru bir yerden bakıyor. Daha bizden. Daha bizden. Ama yani çok değişik bir hoca. Ben onu iki kere konuk almıştım Politikest'te de. Çok şey, çok değerli bir hoca. Bilgi Üniversitesi'nde Emre Erdoğan bence size gençlik konusunda çok farklı bir bakış açısı sunabilir diye düşünmekteyim. Çok teşekkür ederiz bu öneride kattık o halde. Bizle birlikte olduğunuz için, burada vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bizim için muazzam bir yayındı. Çok.
burada bulunmak harika. Harika. Her zaman bekliyoruz zaten. Artık yerimiz burası. Burayı bir merkez üstü yapıyoruz podcast'i. Burayı podcast'i merkez üstü. Yani Türkiye podcast app'i de Türkiye'nin podcast merkez üstü yapacağız diye umuyorum. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gayet keyif aldım ben de. Siz bu işe inanmışsınız. Biz de inandık. Biliriz ki yıllar sonrasında bu videoyu açıp vay be ne zamanlar varmış falan deriz. İnşallah. Muazzam olur. O halde bizlere de ilham veren bir sonraki konumuza değin. Hoşça kalın diyelim izleyenlerimize. Görüşürüz. Görüşmek üzere.